Yani ben burada, bu sokakta, bu mahallede büyüdüm ve kendi sokağımın, kendi mahallemin kedilerini, köpekleri, köpekler de geliyor, onları da besliyorum. Buradan kovuyorlar, kedileri al git evinde besle gibi saçma sapan şeyler söylüyorlar bana. Ondan sonra polis çağırdılar, olmadı. Polis bir şey yapamıyor tabii bu durumda. En sonunda mamalarına, sularına naftalin döktüler. Mahkemelik olduk. Yani ben kendi çapımda gönüllü olarak 13 yıldır mahallemin kedilerini besliyorum. Ele de alıştırmayın buradaki kedileri. Alıp da bir şey de yaparlar. Evet, elinizde. Arkadaşımı tehdit ediyorlar mama koyma diye. Biz arkadaşımın da can güvenliğinden endişeliyiz. Hayvanların da hepsini yani öldüreceklerinden korkuyoruz. Kedileri öldürmek amaçları. Naftalin zehir bildiğiniz gibi. Resmen zehirleyip öldürecekler, yok edecekler hayvanları. Ben görüp zaten arkadaşlara haber verdim. Polisi çağırdık. Olay yeri inceleme geldi. Numuneler alıp gitti. Şu anda mahkemeden haber bekliyoruz. Naftalinleri de incelemeye aldılar. Onlardan da haber bekliyoruz. Sonuna kadar arkasındayız arkadaşımızın. Söylemişler, bu tarafa koyun dediler. Eski evin oraya. Bu sefer oraya da naftalin doldurmuşlar. Kedileri öldürmek amaçlı. Mamaların içine. Mamaların içleri, suların içleri naftalin doluydu o gün akşam. Biz hepsini döktük, mamaları da aldık. Ve buraya mama koymuyoruz şu anda. Ne yapacaklarını bilmedikleri için. Hayvanlara zararlı olabileceğinden dolayı. Şu anda nereye koyacağımızı şaşırdık mamayı. Şu iki arabanın sahibi geldi, karısıyla tehdit etmeye başladı, konuşmaya başladı. Yöneticisi geldi aynı şekilde. Aradan bir hafta 10 gün geçti, mamalarına, sularına naftalin koyuldu. 25-30 kedi vardı, şu anda olan kedi 4-5 tane. Diğer şahıslar da siz benim kim olduğumu biliyor musunuz diye konuşuyor. Söylediği o yaşlı bir adam dedi, aklı yerinde değil dedi, yaşlı dedi, bir tane vursa dedi öldürür dedi, daha sonra ne olur? Herkes hakkını ve haddini bilecek. O hayvan hayvanlara mama veriyor. Elinden geldiğince kimsenin hakkına tecavüz etmiyor. Kimseye laf söylemiyor. Elinden geldiğince yardım etmeye çalışıyor. Ha, oraya koymayın dediniz, oraya. Oraya da koyulur, oraya da koyulur. Arabaları değerliyse dedim o kadar. Branda geçirir. İkincisi garaja çeker. Üçüncüsü de özel bir garaja çeker. Ama sokaklar hayvanlarındır. Kesinlikle sokakları kimse... Hayvanlar yaşamayacak diyemez. Deme hakkına da sahip değildir. 5199 sayılı kanunu okumalarını rica ediyorum. Thank you.